Herkese merhabalar. Fen 2. dönem 1. yazı hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Evet, seninle beraber bugün çok güzel bir yazılı provası yazılı çözeceğiz. Güzel olmaz ki hocam. Yazılı ya. Provasında seninle 2. dönemin 1. yazı konularına bir ufak bir bakış attıktan sonra gerçekten tam sınavda çıkabilecek tarzda doğru yanlışlı sorular, sonra tablo doldurmalı sorular, ondan sonra gerçekten de kafa kullandırıcı, akıl kullandırıcı sorular üzerinde duracağız ve yazılı provamızı mükemmel bir şekilde yapacağız seninle beraber. Ama öncesinde Tonguç'um, 2. dönemin 1. yazılısında hangi konular çıkacak biliyor musun evladım? Bilmiyorum hocam. Seninle beraber öğrenelim bak. 4. ünite ve 5. ünite. Sonra ele mi geçirdiniz hocam? Hayır evladım bak. 4. üniteden madde bazı çıkacak. Aynı zamanda madde bazı da maddenin tanecikli yapısı, yoğunluk, aynı zamanda madde bazından ısı iletkenliği ve ısı yalıtkanlığı çıkacak karşımıza sınavda. Aynı zamanda ısı yalıtım malzemeleri çıkacak. Aynı zamanda Tonguç'um yakıtlar ve çeşitleri, enerji kaynakları ve sonrasında ses ünitemiz, yani 5'e geçiyoruz. Sonrasında sesin farklı ortamlarda farklı duyulması, ses ve özelliklerine bakacağız. Ve ses enerjisini bitirdikten sonra da ses yalıtım ve akustikle artık sınavımıza başlayacağız. Ama önce size Tonguç evladım benim, gel senle beraber bak, bunların hepsinin aslında tabloların hepsi açıklamadaki linkte PDF olarak var. Dolayısıyla buradan indirip hemen kendin çalışmalarını buradan yapabilirsin. Önemli olan bizim burada bilmemiz gereken de hızlı bir şekilde tekrar edip çat diye yazılı provasına geçmek. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. O zaman başlayalım. Şimdi maddenin 3 hali vardı. Show must go on. Aynen, maddeler bir kere tanecikli, boşluklu, hareketli yapıda olduğunu bilmemiz gerekiyor ve maddenin 3 hali var. Katı, sıvı, gaz. Hatırlıyorsak bunları, katıda belirli bir şekil vardı Tonguç evladım. Mesela şu kalemin bir şekli vardı. Sıvıda yoktu, gazda yoktu. Belirli hacim katıda varken sıvıda da vardı ama gazların belli hacmi yoktu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sıkıştırılabilme. Katıda asla sıkıştırılamaz. Sıvıda sıkıştırılamaz. Gazsa sıkıştırılabilme vardı. Dolayısıyla ben bunu bastırsam da hacmini küçültebiliyorum. Tanecik hareketinde Tonguç'um burası önemli işte. Sınavda bu çıkarsa olur. Hatta yıldız atmak istiyorum gerçekten de. Katıda sadece titreşim var Tonguç'um. Ama sıvıda ve gazda titreşim, öteleme, dönme. 3 hareket de var. Bunlar sınavda çıkar. Geldik madde ve ısının yoğunluk kısmına. Yoğunlukta da şunu bilmemiz gerekiyor. Dede muzu böl ver Tonguç. Biliyorum. Ne diyorsun? Dede muzu böl ver dediğim şey aslında şu. Kütle, hacim ve yoğunluk kavramlarını bilmemiz gerekiyor. Kütle dediğimiz şey madde miktarı olarak hayal edebilirsin kafanda. M harfiyle gösteriliyor ve birimi gram. Hacim dediğimiz şey V harfiyle gösteriliyor. İngilizce'deki volümden geliyor aslında. Birimi de Tonguç evladım benim santimetre küp. Yoğunluk dediğimiz şey ise D. Yani o dedenin D'si işte. Gram bölü santimetre küp birimi yoğunluğun İngilizcesi density. Bunun volüm. Bunun da mass olduğu için aslında M ve D kullanıyoruz. Ve bunları da kısa yoldan bir formül yapıyoruz. Bu ne nasıl bir deve Tonguç evladım? Mor deve. Aynen öyle. Mor deve formülünü kullanıyoruz. Aa. Mor deve üçgenini kullanıyoruz. Bu şu demek. Bu üçgende mesela D eşittir Tonguç evladım benim. D eşittir. Bu bölü bak bu. Bu bölü bu. Yani pardon M bölü V. İşte dede muzu böl ver buradan geliyor Tonguç. Dede muzu böl ver. İşte buradan geliyor diyebiliriz. Sizin en sevdiğiniz meyve hangisi hocam? Benim en sevdiğim meyve karpuz evladım. Karpuz gerçekten de yazın inanılmaz rahatlatır insanı. Peynirle de çok güzel gider. Diyoruz dede muzu böl verle geçiyoruz. Bununla ilgili sorular gelecek zaten. Şimdi ısı iletkenliği ve ısı yalıtkanlığına baktığımız zaman Tonguç'un madde ısı aldığında tanecikler daha hızlı ısı verdiğinde ise tanecikler daha yavaş hareket eder. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Tonguç'um katı, sıvı, gaz hangisi daha fazla ısınmıştır sence? Katı mı, sıvı mı, gaz mı? Gaz. İşte bu kadar. Dolayısıyla bunların tanecikleri daha hızlı hareket eder. Katının tanecikleri daha yavaş hareket eder. Şunu bilmemiz gerekiyor. Isı iletkeni maddeler dediğimiz şey ısıyı bir yerden bir yere hareket ettirebilen maddeler demektir. Bunlar da metallerdir. Demir, altın, gümüş, bakır, alüminyum, çinko bunların hepsi aslında ısı iletkeni maddelerdir. Isı yalıtkanı maddelerse ısıyı bir yerden bir yere iletmeyen, ısıyı yalıtıp da içeride tutan maddelerdir. Mesela plastik, yün, mesela yün kazak çok iyi bir ısı yalıtkanıdır. Bizim sıcaklığımızı dışarıya kaybettirmez ve bize üşümeyiz kışın. Pamuk mesela, giydiğimiz kıyafetler, keçe, tahta, cam, elyaf bunlarsa ısıyı iletmez. Yani yalıtır, yalıtkan dediğimiz şey aslında ısıyı tutan maddelerdir diyoruz. Geldik bir de ısı yalıtım malzemelerine Tonguç'um. Oo ısı çok güzel hocam. Bunları aşağıdan indirebiliyoruz mu hocam? Aşağıdaki PDF linkinden hepsini indirebilirsin. Buradan çalışabilirsin. Hiç merak etme. Oh be. Şimdi ısı yalıtım malzemelerinde şunu bilmemiz gerekiyor. Yalıtım malzemeleri strafor köpük, ahşap, taş yünü, cam yünü ve silikon yünü olmak üzere 3 tane yün, yanında da ahşap ve strafor köpük olmak üzere 5 tane toplamda yalıtım malzemesi var. Bak taş, cam ve silikon yünü 3 tane yün. Bu yünler aslında neye sağlıyor?
ısıyı yalıtmamızı, yani bir yerden bir yere geçmesini engelleyen malzemeler diyebiliriz. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor Tunguç Evren Bey. Bu malzemelerden hangisi yanmaz dersen taş yünü yanmaz. Taş yünü o yüzden hem uzun ömürlüdür de gerçekten de tavanda, iç ve dış duvarda acayip çok kullanılan bir malzemedir. Ama birazcık pahalı olduğu için insanlar da diğer malzemeleri de kullanabiliyor. Dolayısıyla uzun ömürlü olan malzemeler, ahşap dışındaki hepsi uzun ömürlü. Bak, ahşap kısa ömürlü ama strafor köpük, taş yünü, cam yünü, silikon hepsi uzun ömürlü. Şunu bilmemiz gerekiyor. Hangisi alev alır dersen, bunlar kötü işte. Strafor köpük ve ahşap bizim için tehlikeli. Dolayısıyla strafor köpük ve ahşabı her yerde kullanmamamız gerekiyor. Dikkat, ama yangın çıkabilir. Diğerleri yün olanlar, taş yünü, cam yünü, silikon yünü birazcık zor. Yani yanması zor. Dolayısıyla hatta taş yünü hiç yanmıyor bile. Bunlar daha iyi. Bunlar daha güvenilir malzemeler. Bak, hem uzun ömürlü hem yanmıyorlar. Süper. Bir de Tonguç evladım benim, dış ve üç duvarda genellikle neredeyse hepsi kullanılıyor. Ama silikon yünü genellikle dış cephe için kullanılıyor. Bunu da bilsen senin için iyi olur. Geldik yakıtlar ve çeşitlerine. Yakıtlar ve çeşitlerine enerji kaynaklarını bilmemiz gerekiyor. Yakıtları Tonguç'um 3 çeşit arıyoruz. Maddenin halleri gibi katı, sıvı, gaz yakıtlar. Katı yakıtlara baktığımız zaman odun, odun kömürü, taş kömürü, kök kömürü. Sıvı yakıtlara baktığımız zaman benzin, gaz yağı, mazot, LPG. Gaz yakıtlara baktığımız zaman doğal gaz, hava gazı, biyogaz, metan, etan. Bunlarsa tamamen gaz yakıtlar diyoruz. Ve enerji kaynaklarını da biz gruplandırdığımız zaman bir yenilenebilir enerji kaynakları var, bir de yenilenemez enerji kaynakları var. Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz zaman nedir? Bitmeyecek olanlar. Yani. Hayır, yenilenebilir. Yenilenmekten geliyor. Yenilmekten gelmiyor. Dolayısıyla bunlar bitmeyecek. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, bunlar gerçekten bitmeyecek enerji kaynakları olarak aklımıza getirmemiz gerekiyor. Yenilenemezlere baktığımız zaman fosil yakıtlar ve nükleer enerji. Fosil yakıtlar deyince aklına ne geliyor evladım? Mesela dinozor, ejderha. Hayır, ne alakası var? Evladım, kömür, petrol ve doğalgaz, bunlar fosil yakıtlardır diyeceğiz. Geldik Tonguç'um ses olayına. Sesin yayılmasında bilmemiz gereken bazı kavramlar, bu beşinci ünite. Sesin katılarda, sıvılarda ve gazlarda farklı şekilde yayıldığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi mesela buraya katı koyduk, buraya sıvı koyduk, buraya gaz koyduk. Sesin eşit şiddetle vurduğumuz zaman sesin yayılma hızı hangisinde daha fazla Tonguç Evladım? Katıda mı, sıvıda mı, gazda mı Tonguç Evladım sence? Tabii ki de gazda. Çünkü gaz daha hızlı hareket ediyor. Evet. Hayır, alakası bile yok. Ses titreşimlerle yayıldığı için katıdaki sesin, bak şu adam şu adama hemen söyleyecek, hemen söyleyecek. Kulaktan kulağa gidiyor. Buradan vurdun diyelim. Bu buna söylüyor, bu buna söylüyor, bu buna söylüyor. Hemen birbirlerine söyleyip buraya ulaştırabilirler değil mi Tonguç Evren Bey? Evet hocam. Ama burada bak, bu adama söyledin ya. Buraya vurdun, bu adama söyledin. Bu ta bunun yanına gidecek de, buna söyleyecek de, sonra bu adam bunun yanına gidecek de, buna söyleyecek de, ölme. Oo. Hatta burada buna vurduğun zaman bu adama geldi, tamam eyvallah, ta buna gidecek, buna söyleyecek, eyvah, bir sürü iş. İşte dolayısıyla Tonguç evladım benim, burada inanılmaz büyük mesafe olduğu için, bu daha yavaş hareket ediyor. O zaman sesin yayılma hızı gittikçe azalıyor, katıdan gaza doğru gittikçe. Şunu da unutmayalım, bu da çok önemli bir ayrıntı. Ses boşlukta yayılmıyor. Boşluk deyince aklına ne geliyor Tonguç evladım benim? Beynimdeki, kafamdaki bölge. Uzay mesela, uzayda ses yayılmıyor. Uzayda ne kadar bağırsan bağır, kimse sesini duyamaz. Hocam, uzayda hayat var mı? Uzayda hayat var tabii ki. Biz de uzayın içindeyiz Tonguç. Evet, tebrik ediyorum seni. Evet, geldik. Ses ve özelliklerine baktıysak, sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasını da bilmemiz gerekiyor. Farklı cisimlerde üretilen sesler Tonguç evladımın farklı olmak zorunda. Mesela buna en güzel örnek, mesela cam bardakla metal bardak. Mesela ben buradan hemen sana şöyle bir şey vereyim. Burada mesela bir tane bitki çayımız var bizim. Artık böyle bir şey. Mesela şu mesela farklı bir ses çıkartıyor. Tak tak. Daha güzel bu hocam. Ya işte bak, bu seramik bir bardak olduğu için farklı ses çıkartıyor. Aynı şekilde vuruyorum. Buna da aynı şekilde vuruyorum. Görüyor musun? Dolayısıyla işte ses farklı ortamlarda. Benim kafama da vurun hocam, nasıl ses çıkacak? Evet. Evet, senin kafanda cam bardak, boş cam İçi bardak. Boş olduğu için, evet. Evet, senin kafana bir daha vuralım. Ama evet, gerçekten dolu kısma vurmuş ona, tebrik ediyorum. Şimdi geldik. O zaman üretilen ses bir cisimlerde farklı olabiliyor. Cisimlerden dolayı farklı olabiliyor. Tellerin kalınlığı, cinsi ve gerginliği farklı müzik aletlerinden farklı sesler de çıkabilir. Mesela işte gitardan veya uttan veya işte sazdan farklı farklı sesler çıkabiliyor. Aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasını da bilmemiz gerekiyor. Mesela havada iki taşı vursak ne olur Tonguç'um? Daha farklı duyulurken suda vursak daha farklı duyulur diyoruz.
ortamlarda fark ediyor demek ki. Ses özelliklerinde ses enerjisine baktığımız zaman sesin bir enerji olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu ses enerjisinde gösteren örnek olaylardan mesela işte sen buradan hoparlörü tuttuğun zaman alev titreşebiliyor. Veya işte bu adam Pavarotti mesela işte opera sanatçısı. Aynen bardağı kırıyor. Tebrik ederim seni. Çok güzel sesler. Sesin farklı olmak suretine baktığımız zaman mesela hava su demirde. En fazla demirde Tonguç çünkü katı ortam. Ortamın yoğunluğuna baktığımız zaman benzin ve zeytinyağda zeytinyağındaki ortam yoğunluğu daha fazla olduğu için çat sesin sürati fazla oluyor. Veya aynı ortamı diyelim havada diyelim ikisi de hava diyelim mesela burada. İkisi de havada ama burada sıcaklık 20 derece sıcaklık fazla olunca da sesin hızı daha fazla oluyor diyoruz. Ve artık son şeyimiz ses yalıtım ve akustik. Ses yalıtım malzemelerinde strofor köpük, lastik, cam yünü ve halı ve keçeyi bileceğiz Tonguç evladım benim. Halı keçeyi bileceğiz. Ve sinema, tiyatro, konser salonlarında akustik yani ses yalıtımıyla alakalı sesin doğru yayılmasıyla alakalı uygulamalar yapılıyor. Akustik sünger, akustik köpük kullanılabiliyor. Ve sesin maddeyle karşılaşmasının sonucunda ya ses yansıyabilir ya da soğurulabilir. Yansıma şu demek bak çarpıyor geri dönüyor. Ama ya da böyle çarpıyor orada kalıyor. İşte bunu genellikle sünger ortamlar sesi yutarak yapıyor diyoruz. Ve artık yazılığımıza başlıyoruz Tonguç. Dananın kuyruğunun koptuğu evet, yer. Evet dananın kuyruğunun koptuğu yere gel. Hoş geldin doğru yere başlayalım. Kuyruğun kopuyor. Danamız ilerimize. Geldik hemen bakalım. Diyor ki katı haldeki demir eriyince tanecikler arasındaki boşluk artar. Evet şöyle hemen hatırlayalım. Tanecikler arasında şöyleydi Tonguç evladım benim. Katıydı mesela bu. Katıyı erittiğin zaman tanecikler arasındaki mesafeyi artacağını biliyoruz. Sıvıda çünkü. Bu katıysa bu sıvı. Bu doğru bir ifade diyoruz. Isı yalıtımı yapılan binalar ile enerji tasarrufu sağlanır demiş. Evet doğru. Isı yalıtımı sayesinde enerjinin dışarıya kaçması yani içeride ürettiğimiz kaloriferin enerjisinin dışarıya kaçması engellenir. Dolayısıyla daha fazla doğalgaz yakmak zorunda kalmayız ve enerji tasarrufu yaparız. Öteleme hareketi bu su ve su buharı için ortak bir özelliktir. Şimdi öteleme hareketinde hatırlıyorsan sıvı ve gazlar için vardı. Katılar için öteleme yoktu. Katılar için sadece titreşim vardı. Halbuki buz katı bir maddedir. Dolayısıyla kusura bakma arkadaşım yanlış diyoruz burada. Kusura bakma. Su ve su buharı da olsaydı sadece doğru olurdu. Bir maddeye ısı verildiğinde taneciklerinin hareket hızı artar demiş. Evet doğru gerçekten de ısı verdiğimiz zaman tanecikleri bir kere taneciklerin arasındaki mesafe artar ve taneciklerin hareketi zaten. Ne kadar çok ısınırsa o kadar çok hızlı hareket etmeye başlar diyoruz. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici özelliktir diyoruz. Evet gerçekten de doğru. Yoğunluk her madde için farklıdır. Mesela suyun yoğunluğu 1 ise mesela Tonguç evladım benim civanın yoğunluğu 13,6'dır. Sallıyorum. Zeytinyağının yoğunluğu işte 0,76'dır diyebiliriz. Yani farklı madde için farklıdır. Ayırt edici olarak. Geldik. Yukarıda verilen maddeleri ısı iletim özelliğine göre gruplandırınız demiş Tonguç'um. Yün kumaş, alüminyum levha, pamuk, plastik ve bakır tel. Şimdi bir kere Tonguç'um yün kumaş ısıyı iletmez, yalıtır diyeceğiz. Yalıtkan kısma yazacağız. Çünkü yün bizi korur, sıcak üşümemize karşı korur. İşte bu aslında yalıtkanı diyebiliriz. Alüminyum levha bir metal olduğundan dolayı iletken bir maddedir. Metaller ısıyı iletir. Geldik pamuğa baktık. Pamuk bizim giydiğimiz kıyafetler mesela şu gömlek, şu kazak bilmem ne bunların hepsi pamuktan yapılma ve ne yapar? Isıyı yalıtır. Vücudumuzdan ısının gitmesini engeller. Üşümeyiz biz sokakta bilmem ne de. Plastik dediğimiz şey de aynı şekilde ısıyı yalıtır. Plastik şeylerde hani genellikle kaplamalar için, maplamalar için falan filan kullanılabilir. Bakır telse metal olduğu için ısıyı iletir. Zaten metalleri bak şu ve şu metaller ısıyı iletir, diğerleri de yalıtır diyebileceğiz. Geldik. Şekilde verilen tavanın kulpu ve gövdesinin yapımında kullanılmak üzere bazı maddeler arasından seçim yapılacaktır. Tamam eyvallah. Buna göre tavanın yapımı sırasında hangi maddeler tercih edilmedi demiş. Tonguç'um buna göre tavanın yapımı sırasında hangi maddeler tercih edilmedi demiş. Bu çok basit. Ne biliyor musun? Tavanın şurasında et kızartacaksın. Dolayısıyla şuradan alevi bir kere ete çok iyi bir şekilde iletmeli. Dana bonfile. Ama sen buradan elinle tuttuğun zaman elinin de yanmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada ısıyı iletmemesi, burada ise ısıyı iletmesi gerekiyor ki buradaki bir şeyi pişirebilsin, patatesi pişirebilsin sallıyorum. Dolayısıyla biz burada demiş ki ısı iletkenliği en fazla olan madde bak K maddesi. K maddesinin ısı iletkenliği efsane. Dolayısıyla tavanın kendisi için, tavanın gövdesi için K maddesini kullanmak en mantıklı diyebiliriz. Ama
Elimizin yanmaması içinse ısı iletkenliği en düşük malzemeyi kullanmamız sap kısmında, yani elimizde tuttuğumuz kısımda ısıyı iletmezsek daha iyi olur. Elimizde yanmaz bu sayede diyoruz. O yüzden mesela bardaklarda Tonguç evladım benim demir şey kullandığımız zaman, mesela şu çaya mesela çat diye demir bir şey koyduğum zaman, metal olduğu zaman böyle çat diye elimi yakıyor. Ama tahta kaşıkla kullandığım zaman hiç elimi yakmaz diyebiliriz. Öyle de bir özellik var diyor. Isı iletkenliğine bağlı diyoruz. Geldik Tonguç'um diğer sorumuza. Yeni bir soru, yeni bir şans. Aşağıdaki şekildeki kavram haritasında 1, 2, 3 ile gösterilen yerlere ikişer tane örnek yazınız demiş. Yakıtları ayırmış. Katı, sıvı, gaz. Zaten demin öğrenmiştik. Örnek olanlardan 1, 2, 3'den yazalım diyor. Katı yakıtlara örnek olarak hemen sana söylüyorum Tonguç'um. Kömür ve odun diyor. Efendim hocam. Sana demiyorum efendim. Odun yani. Hani o katı yakıtlara örnek olarak. Sıvı yakıtlara örnek olarak Tonguç evladım benzin ve LPG. LPG'de araçlarda kullanılan bir likit petrol gazı dedikleri. Ben de bisikletime taktırdım hocam, daha az yoruluyorum. Evet, tebrik ediyorum. Aynı zamanda Tonguç'um gaz yakıtlara örnek olaraksa doğal gaz ve biyogaz verilebilir diyoruz. Ve bu şekilde yakıtları da sınıflandırmış olduk. Bir araştırmacı aşağıdaki gibi radyo ve kutu kullanarak bir düzenek hazırlıyor. Araştırmacı kutudaki boşluğu demir tozu, su ve hava ile dolduruyor. Daha sonra şekildeki grafiği elde ediyor. Grafiğe göre KLM maddelerini kullanılan malzeme ile eşleştiriniz demiş. Şimdi KLM maddelerini kullanılan madde. Ses hızı dikkat ettiysen Tonguç evladım benim L maddesinde en fazla, K maddesinde en az. Şimdi bir kere ne demişti? Demir tozu, su ve hava. Şimdi hangisi şimdi ne demiştik? Ses hızı en fazla katıda alır. Demir tozu katı olduğu için en fazla ses hızı katıda olmak zorunda. L dediğimiz şey o zaman demir tozu desek daha uygun olur değil mi Tonguç Evladım? Evet hocam. En azsa ses hızı gazdadır demiştik. Gaz burada hangisi var? Hava var. Dolayısıyla havayı da K'ya yazarız. Geriye kalan da sudur diyebiliriz. İşte bu kadar basit bir soru. Geldik. Yukarıda verilen örnek olaylarla sesin hangi özelliği gözlemlenebilir demiş. Tabloda işaretlenir demiş. Tabii bunda hocalarınız her bir soruya belli bir puan verecekler ve bu puandan sen sınavda not alacaksın. Ama burada çıkan sorular... 10 puan. Aynen, burada çıkan sorular aslında sınavda çıkanların tam benzer olacak. Müfredata uygun, okul sıralamasına uygun ve kazananlara uygun, mükemmel bir sınav senin için. Hadi bakalım. O zaman yunusların çıkarttıkları sesin balıklara çarptıktan sonra tekrar geri gelmesi bir kere yansıma. Tekrar geri gelme diyor. Çarpıyor, geri geliyor. Peki ya yarasaların ses çıkararak önlerindeki engelin yerini tespit etmesi. İşte yarasalar şöyle uçarken Tonguç evladım benim uçuyor. Şöyle ses çıkartıyor. Şurada mesela bir tane duvar var, tamam mı Tonguç'um? Bu duvara çarpıyor bu ses, sonrasında tekrar yarasaya geri geliyor. Yarasa diyor burada duvar var diyor. Çünkü normalde yarasa kör aslında. Yani bir şey göremiyor. Ama ses dalgalarıyla etrafında olan şeyleri görmeye çalışıyor. İşte bu da yansımadır diyebiliriz. Sinema salonunun duvar ve tavanlarının pürüzlü ve boşluklu yüzeylerle kaplanması. Bu sorulma sinema salonlarında eğer ses yansısaydı her taraftan böyle eko yapardı. Yani yankı yapardı. Dolayısıyla ses düzgün bizim tarafımızdan duyulamaz. Çünkü bir karışır, böyle bir sürü yankı olur. Ama karlı günlerde şehirdeki gürültünün azalması. Kar işte aynı oradaki sünger gibi pürüzlü ve boşluklu yüzeyleri sayesinde sesi tutar. Dolayısıyla karlı günlerde böyle sanki ortam sessizleşmiş gibi. Aynen hocam ya. Halbuki ses orada soğurulduğu için olur. Bu da soğurulma, bunlar da yansıma diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Ses bombası patladığında camların kırılması, alçaktan uçan uçağın camları titreştirmesi falan filan. Bu gözlemlerden yola çıkarak aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramına doldurunuz demiş. Ses bir kere bak. Ses bombası patladığında camlar kırılıyor. O kadar büyük bir enerjiye sahip ki demek ki. Alçaktan uçağın camları titreştirmesi. Demek ki çok büyük bir enerji. O zaman ses bir enerji türüdür diyebiliriz. Buradan çok basit bir. Çünkü enerji olduğu için bir şiddeti var. İşte bir kuvveti var. Ve etrafındakileri sarsabiliyor. Kırabiliyor hatta. Bilmem ne enerjisi başka bir enerjiye dönüşebilir. Ses enerjisi başka bir enerjiye dönüşebilir. Mesela burada ses bombası patladığında hareket enerjisi camların kırılmasına dönüşmüş. Camlar titreşiyor mesela, titreşim enerjisine dönüşmüş, hareket enerjisine dönüşmüş falan filan. Sesin bilmem nesi arttıkça ses enerjisi de artar. Sesin şiddeti arttıkça ses enerjisi de artar diyebiliriz Tonguç evladım benim. Ve bunlar doğru orantılı diyor. Geldik şekildeki hazırlanan düzeneklerde mumların bir süre sonra düştüğü gözlemleniyor. Adam ne yapmış? Bir tane demir lava kurmuş. Şuraya bir tane mum koymuş. Buradan ısıtıcı ile ısıtmış. Bir de cam lava koymuş. Buraya ısıtıcı koymuş. Buradan yine mum koymuş. Mumlar
kafalar erimeye başlamış buradan. Neden erimiş? Burada ısıtıcı yok ki. Şurada ısıtıcı yok ki. Ama buradan ısıtıcı ta buraya kadar gelip bu sıcaklığı aslında bu tarafa doğru aktarmış. Aslında o yüzden sanki şeymiş gibi gözüküyor Tonguç Evlen Bey. Dolayısıyla ısı verilmesine rağmen birinci düzenekteki mumun düştüğü gözlemleniyor demiş. Çubuklara eşit miktarda ısı verilmesine rağmen önce birinci düzenekteki mumun düştüğü gözlemleniyor. Yani şu birinci düzenekteki mum daha erken düşüyor. İkinci düzenekteki mum daha yavaş düşüyor demek ki. Buna göre ifadenin doğru ya da yanlış olanını yanını yazın demiş. Katılar ısıyı iletmektedirler. Evet, bu cam, bu da demir. İkisi de sonuçta mumun düştüğü gözlemleniyorsa doğru bir ifade ediyoruz. Isı iletkeni metaller ısıyı iletir. Evet, gerçekten ilk başta bu düştüğü için demek ki bu daha hızlı iletmiş. Bu da doğru bir ifade. Demir ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Yuh! Isı yalıtım demek ısıyı iletmemesi demek. Halbuki adam ısıyı iletmiş, tam tersine diyoruz. Bu ısıyı iletmemiş diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Köpeklerin kaldığı otellerde gün boyunca özgür kalmaları için oyun alanları, geniş odalar bulunmaktadır. Bir köpek otelinde ısı yalıtımı çalışmaları başlatılacaktır. Buna göre hangi ısı yalıtım malzemesi kullanılmalıdır demiş. Bir kere dış cephe duvarları için strafor köpük kullanılabilir Tonguç'um. Strafor köpük dış cephede kullanılabilen ve gerçekten iyi ısı yalıtımı yapan bir madde. Çatılar içinse cam yünü genellikle çatılar için tercih edilen maddedir diyebiliriz. Pencereler içinse baktığımız zaman çift cam çok önemli. Çift camsa ısı yalıtımını çok iyi sağlar. Tek cam yaparsan ısı daha çok hareket eder diyoruz. Zeminler için baktığımız zamansa ahşap. Neden? Çünkü doğal bir malzeme. Köpeklerin de o doğal malzemelerle yaşaması. Aynen, tebrik ediyorum seni, çok güzel. O doğal malzemeyle hani rahat rahat sağlıklı bir yaşam sürmesi çok önemli diyoruz. Yerlik fosil yakıtlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına 3 tane örnek yazınız demiş. Fosil yakıtlar çok basit. Bunu daha önce söylemiştik. Kömür en önemli fosil yakıtlardan bir tanesi. Petrol ve doğalgaz. Zaten 3 tane ana fosil yakıt bu diyebiliriz. Fosil yakıt demek canlılar öldükten sonra bunların artıkları toprak altında kalaraktan fosilleşiyor. Sonrasında uzun süre kaldıktan sonra da yakıtlara dönüşüyor. Biz de onları kullanıyoruz. Benzin, mezin bilmem ne arabaların gitmesi için kullanıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığım zaman güneş yenilenebilir enerji kaynağı. Çünkü hiç bitmeyecek bir enerji kaynağı. Rüzgar enerjisi kullanılabiliyor. İşte rüzgar gülleri falan filan var. Aynı zamanda jeotermal enerji kullanılıyor diyoruz. Ve Tonguç evladım benim, şu anda senin bundan sonra... Ben nasıl çalışacağım hocam? Bundan sonraki aşamada yapman gereken şey, 0'dan 6'ya sayısal kitabımızdan hangi sayfaları çalışman gerektiğini sana söyleyeceğim şimdi. Şimdi ne demiştik? 4 ve 5. üniteden sınavda çıkacak. Dolayısıyla sen şu anda 4 ve 5. üniteki konu başlıklarını çok iyi şey yapmasın, tekrar etmesin. Mesela sayfa 122'de maddenin tanecikli yapısını mutlaka tekrar et. Sayfa 124'te yoğunluğu mutlaka tekrar et Tonguç Evlenmiş, sınava girmeden önce. Buradaki sorular da çok önemli, sınavda çıkabilecek tarzda. Yapamadığın soruları tasla çözebilirsin. Isı iletkeni, yalıtkanı dediğimiz ayrımı bilmen gerekiyor. Ve aynı zamanda Tonguç'um ısı yalıtımı dediğimiz şeyleri de hani ısı yalıtımı malzemeleriyle beraber burada da örnekleri de var zaten. Lütfen bunları çözersen süper olur. Aynı zamanda yakıtlar ve çeşitlerinde katı sıvı gaz yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ve sera etkisini de bilmen gerekir sınava girmeden önce. Sesin yayılmasına geçtiğimiz zaman ünite 5'te ses ve özelliklerinde sesin katılarda yayılması, sıvılarda, gazlarda yayılması ve yanında da sesin farklı ortamlarda farklı duyulması ve aynı zamanda ses hızı yani sürati dediğimiz şeyi de bilmemiz gerekir ve nelere bağlı olduğunu da bilmemiz gerekir. Ses enerjisinde de enerjinin şiddetin ne olduğunu bilsek çok iyi olur ve sesin yayılması ve yansıması ve soğurulması olayını da hatırlamamız gerekir. Çarpıp dönmesine yansıma, içinde kalmasına da soğurulma diyoruz Tonguç evladım benim. Ses yalıtım malzemelerinde de akustiğin ne olduğunu, gürültünün işte yalıtımsız ve yalıtımların ne farklı olduğunu bilmen gerekiyor. Sayfa 143'e kadar yapsan süper olur. Hatta bunları akıl notları kitabımızdan... Bunu yanında gezdirebilir miyim aynen, hocam? 6.2 akıl notları kitabımızdan da tekrar edebilirsin Tonguç evladım benim. 6.2 akıl notları kitabımızdan hatta... Evet 6.2 akıl notları kitabımızdan da tekrar edebilirsin Tonguç Evren Bey. Akıl notları kitabımızı yanında mutlaka her yere taşıyabilirsin. Aynı zamanda sana bir tane daha ödev vermek istiyorum. Çünkü test ödevin de çok önemli. Sınavda çalışabilmek için mutlaka test ödevine de hakim olmalısın. Hemen gösteriyorum sana şimdi neleri yapmamız gerektiğini.
Bir kere Tonguç evladım benim. Efendim maddenin hocam. Tanecikli yapısı dediğimiz şeyden başlayacağız. Maddenin tanecikli yapısı testimiz test 15 sayfa 166'dan başlıyor. Buradaki zorlular birazcık zordu, şimdiden söyleyeyim sana. Aynı zamanda test 16, test 17, test 18, test 19, test 20 sese geçtik artık. Test 21 sesin sureti, ses enerjisi, test 22... test 23'ü de yaparsan süper olacak. Yani sayfa 183'e kadar çalışırsan mükemmel bir çalışma elde etmişsin. Aynı zamanda motivasyon denemelerimizi de çözebilirsin. Bu da ufak bir bağ reklamı oldu senin için. Ama bu da gerçekten de tamamı yatay sorular, tamamı yenilikçi sorulardan oluşan mükemmel bir deneme. İleriki senelerdeki sınavlara hazırlık için şimdiden adım atman için mükemmel bir fırsat. Hatta sana şöyle söyleyeyim Tonguç evladım benim. İçinde optik formlarımız da var. Optik formları da kullanabilirsin Tonguç evladım. Deneme değerlendirme kitapçığı da falan filan da var. O zaman şimdi Tonguç'um ödüllü sorumuzu o zaman yapıyorsun. Şimdi yorumlara yolluyorsun. Hadi bakalım evladım, görüşmek üzere. Tamam, sınavında hocam. Başarılar. Sağ olun hocam.